dövüldükten sonra kayboluyor, onu evet, biliyoruz. Evet. Ama dövüldükten sonra evine gittiği Funda, arkadaşı evet, Funda, kız arkadaşı evet, Funda evet, şu anda telefon attığında. Evet. Bakalım, onu merak ediyorum. Funda Hanım merhabalar. Merhabalar. Funda Hanım selamlar. Şimdi siz, selamlar, siz yayınlar, teşekkürler. Kaç yaşındasınız Funda Hanım siz? 30 yaşındayım canım. 30? Evet. Tamam. Ne iş yapıyorsunuz Funda Hanım siz? Normal kendi işimi yapıyorum. Kendi, yani, kendi işinizi yapıyorsunuz. Peki. Evet. Gülay Hanım'la beraber yaşamaya devam ediyor musunuz? Gülay Hanım yanınızda mı? Yok canım. Mekan arkadaşımdı hepsi. Ha, bir mekanda çalışıyorsunuz. Doğru mu? Evet. Doğrudur. Mekanda çalışıyorsunuz. Peki. Şimdi Mehmet Ali'yi çok iyi tanıyormuşsunuz. Hatta o dayak yedikten sonra sizin evinize sığınmış. Siz evet, onu bir yıkamışsınız. Çok sevdiğim bir çocuktum. Ben belli o yayınları gördüm. İnan ki yani ben kendimde değilim. Annesi de teyzesi de yani ben Mehmet Ali'yi tanımaz. Sebebim bacımın sebebinden o da Mehmet Ali'yi çok seviyordum. Emin olun emniyete de ailesine de her şekil yardım etmek için hazırım. Fundacığım sen Mehmet Ali'yle nerede tanıştın? Mehmet Ali'yle benim bacımla bir suç ortaklığına karıştırmışlardı. Pardon bana, nedir anlamadım. Suç ortaklığına girmiş ya kız kardeşiyle. Ya ben dediğim gibi. Gülay sizin kız kardeşiniz değil. Başka kız kardeşiniz. Hayır, ya. Gülay arkadaşınız. Benim hayat arkadaşım, Kadir arkadaşım. Tamam, yani dolayısıyla bir madde ticareti maalesef yapmışlar galiba. Yasaklı madde. Ben o kadarını bilmiyorum o dediklerinden uzak olduğum için. Ama benim bacım bunun içinde olduğu için Ali'yle tanışmama sebep oldu. İyi ki de tanışmışım ama şu anda pişmanım tanıştığıma. 1,5 yıldır. Peki öncesinde 24 yaşında ne kadarlık bir tanışıklığınız vardı? Kaç yaşından beri Ali'yi tanıyordunuz? Ben yok çok erken tanıdım. Çok erken de yani böyle bir şey oldu. Çok üzüldüm. Hayır, siz Mehmet Ali'yi tanıdığınızda sizin evinize daha sonra bu canlı yayından sonra çocuk ortada olmuyor ya. Kaç yıldır tanıyordunuz o zaman? Bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır mı tanıyordunuz çocuğu? 2 sene bitti Mehmet Ali'yi tanıyıp da yani Mehmet Ali zaten 1,5 yıldır kayıp. Ben 5-6 aylık bir şeyim oldu ama var ya ondan sonra kayıp, ondan sonra da hiçbir haber alamadım. Ailesinden 1-2 sefer de oraya geçtim. Atma sağ olsun. Gülay nerede? Peki o gün bu canlı yayını yapıyor zaten, sonra da ortada kayboluyor. Canlı yayında Gülay'la bir konuşuyor, mesajlaşıyor, mesajlar geliyor, o mesajlara bakıyor canlı yayında. Sizin evinizden de canlı yayınlar yapmış. Gülay dışarıda Mersin'de mekanda çalışıyor. Evet, hepsini tanıyorum. Her şekilde yardımcı olurum. Bir şey yani sorabilir miyim? Bir dakika, bir saniye. Mersin'de bir mekanda mı çalışıyor Gülay? Evet. Şu anda orada mı çalışıyor? O gün peki evet, çocuk kaybolduktan sonra hiç Gülay'la konuşmadınız mı? Bu çocuk nerede? Gülay ne biliyor, ne bitiyor? Sonuçta epeydir tanıdığınız bir gençten bahsediyoruz. Yani ben Ali için her gördüğüm uçan kuşa bile Ali için haber bıraktım, sordum. Teyzesi sağ olsun çok sevdiğim bir insan. Teyzesi, annesi bana süt yapmış sağmış. Yani bu zekleri şimdi bakın Funda Hanım, bu canlı yayındaki bu görüntülerden sonra bir Gülay'la bir konuşuyor, haberleşiyor. Evet. Sonra büyük olasılıkla Gülay'ın yanına gidiyor. Bir şey sorabilir miyim Didem Hanım ben? Ben mekanda bu görüntüler olduğu anda tarihte belli yani orada emniyetle birlik. Benim mekanda eski eşimden dolayı bir olay yaşadım. Evet. Yaralı yedi, bir ölü yedi yaralı olduğu için. Aynen. Ben Ali'yle çok ilgilenemedim. Hayır, ben anladım. Hanımefendi bir saniye Fundacığım bak. Şimdi bu görüntüleri çektikten sonra Gülay'la bir haberleşiyor. Tam hangi kelimeyi kullanmıştı? Gülay'a... Efendim Gülay, söyle Gülay abla. Söyle Gülay, Gülay abla diyor. Gülay'la buluşmaya hazırlanıyor ve Gülay'ın yanına gidiyor. Değil mi? Evet. Anne sürekli Gülay, Özlem, ben yani yanımıza bak, gelirdi giderdi ama onlarla diyaloglarını bilmiyorum çünkü o gün Fundacığım, o gün çocuk bu görüntüleri çektikten sonra 1,5 yıl boyunca ortada yok ya, bu görüntülerden sonra Gülay'ın yanına mı gidiyor? O kadarını bilmiyorum abla, işte o an ben sormadınız mı Gülay'a mı? Bir de bir şey var, o dönemde zaten beraber evet, oturmuyor musunuz? Hayır, yanıma gelir giderdi. Bir oturmuyoruz. Gülay'ın da ev ayrıydı. Benim de Ali'nin de. Ben çok şey olduğum için... Bir şey sorabilir miyim Didem Hanım'a? Tabii Sevgi bir şey soracak. Eyvallah. Tabii Sevgi'cim. Evet. Funda, ben Ali'nin annesi, annesiyim. Efendim abla. Senin evinde Ali çok kalırdı bak. Senin evet, Ali'nin abla, üstünde eğilin çok. Bak senden rica ediyorum. Ahmet'i... Evet. Ahmet'i senin sayende tanıdı. Bak o Ahmet'in kardeşi mekanda vuruldu. Evet, Ahmet de evinde abla şu an, sıkıntı Ahmet. Evet. En sonunda görüştüğümde Ahmet'le de Özlem'in yanındaydı. Bana attığı mesaj. Tamam bir dakika. Bir dakika. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim çocuğum senin yanına geldi, senden Özlem'in yanına gidiyordu, oradan Ahmet'in yanına gidiyordu. İpek'i de evet, Ahmet'in sayesinde tanıdı. Bak sen bunların ne iş yaptığını, Ali'ye ne yaptıklarını biliyorsun Funda. Videoyu sen söyledin, çocuğunuzun videosu var. Ben ailesiyle bak, tehdit edildiler. Bir mevzusu oldu, teyzeyi aradık. Teyzeye dedim ki teyze onları ara,
ağzından gelen ne varsa say, bu çocuğu sahipsiz bilmesinler. Sen bana ne dedin biliyor musun? Kız kardeşime ne dedin biliyor musun? Bir kanala çıkın. Ben Ali'nin hayatından endişe ediyorum. Ali belki evet, de yaşam iyi dedi. Geç kaldım. Aynen. İyi ki de çıktınız. Bizler geç kalmadık canım. Başvuru yaptık. Bize olmadı. Bu zaman dönebildiler. Funda bak, senden rica ediyorum. Senin de çocukların var. Bak sen ana kaynaksın. Benim çocuğum sizin sayenizde tanıdı eğer bunu. Ali'de benim oğlumdan bir ayrıntı var. Demiyor Allah bana ziyan. O zaman Funda sen aileyi bir televizyon kanalına yönlendirmeye çalışıyorsun. Gidin evet. Konuşun evet, diyorsan. Evet. O zaman sen evet, çocuğun sen çocukla işte, ilgili bir şeyler giden... Fundacığım ne biliyorsun? Çocuk hayatta mı değil mi bana onu söyle. O kadarını bilsem zaten ben başta annesi tahmininizi gibi ben de yani Orhan Bey bir şey soruyor. Bak çok önemli bir soru. Funda Hanım tahmininizi söyleyin. Sadece bilip bilmeyenize değil de tahmin ettiğinizi söyleyin. Yaşıyor tahminim mu? Tahminim yani ben bu Ali'nin sağ olsa şimdiye ben diyorum Ali beni aramadan durmaz. Size mesen gibi mesajlarımı falan emniyete vermiştim daha önce. Bir bilsin biz dostluğumuz bildiğiniz gibi değil. Funda. Bir şey sorabilir miyim? Sor teyzesi sor. Evet. Funda ben teyzesiyim. Sen evet, bana abla. Sesli bir mesaj attın. Abla evet. Dedin. Ali'yi dedin üniversite civarında iki tane güzel bayanla görmüşler bizim çocuklar dedin. Ben evet, de sana o... sesli mesaj attım Funda. Onu öğrenin siz karışmayın. Sadece bana yerini bildirin dedim. Ondan sonra bana bir daha dönmediniz. Ondan sonra benim başıma gelenleri duymuştun değil mi? Mekanda evet. Kurşun yemiştim sevgilim ölmüştü. Evet evet bak Funda ben sana bir şey söyleyeyim mi? O olaydan sonra benim çocuğumu... Bir joker atı gibi kullandınız. Bak kızma benim lafıma. Özlem kendi yanına Özlem kendi yanına çekti. Oğlumu oradan laf getirdiniz, laf götürdünüz. Hatta sen de dedin ki Ali, sizden bir şey rica edeyim. Ayıpken konuş diyorsun. Sen İpe tanıyor musun Özlem? Ama şey, Funda. İpe tanıyor musun? Arkadaşsın, arkadaşsın. Bak Funda, sen Ahmet'i tanıyorsan İpek'i de tanırsın. Benim çocuğumu başını benim yakan Ahmet'den İpek. Oturup kalkmıştım yoksa Ahmet'in kardeşi ölen adam benim. Facebook'tan mekanda. Arkadaşsınız birbirinize şimdi mesaj yazıyorsunuz. Şimdi bir saniye, konu, çok konu dallanı budaklanıyor. Çok şeyleri olan bir konu ama ben olay gününü konuşmak istiyorum. Tamam. Çünkü olay günü sizin evladınız evet. Mehmet Ali bu görüntüleri canlı yayını yapıyor. Gülay'la haberleşiyor. Evet. Olay günü ayın kaçıydı bu? Yani 8 Ağustos'ta 2020 yılında bu görüntülerden sonra. O sırada Gülay Gaziantep'te miydi peki Funda? Evet evet Gaziantep'teydi. Tamam. Bak net soru soruyorum net cevap istiyorum. Bu tamam. Görüntüleri çektikten sonra Gülay'la bir şekilde haberleştikten sonra Mehmet Ali Gülay'ın yanına mı gidiyor? O kadar da bilmiyorum. En son beni Özlem'in yanında aradı. Bundan Gülay'ın yanına gittikten sonra mı ne olduktan sonra bir Özlem'in daha soruyorum. Yanında aradı. Gülay'ın yanında ne zaman gidiyor Mehmet Ali? Kaybolduktan sonra mı? Ben bilmiyorum. Siz kaybolmadığını gününü bile ben de bana kayboldu dediğimde ben de abla hayır üniversitede geziyormuş dedim. Ben herkese soruşturdum. Çünkü Ali sevdiğim bir çocuk. Üniversitede kiminle geziyor? O kızların adı ne? Ablamın bir saniye abla. Ablamın içinde bir lafımla ablam ifadeni al dedim. Bir lafımla Ali bana iyilik yapmış bir insan, güzellik yapmış bir insan. Yani ben onun altında kalacak bir insan mıyım? Vallahi Orhan Bey'deki izlenim de o. Benim de ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sen Mehmet Ali'nin başına ne geldiğini bence biliyorsun Funda. Ablacığım ben bildikten sonra ben bir şey yapmadıktan sonra hiçbir şekilde ama korkup dile getiremiyorsunuz gibi geliyor. İnsan olarak evet. Ben bunu sizlere sunarım. Satan ailesine her şeyi sundum. Ailesi şimdi, bak orada yüzümde. Funda konuştuğu ailesine... için tam net anlaşılmadı. Korktuğun için söylemekten çekindiğini söylüyor Orhan Bey. Abla korkma ben satan mermiyim dedik yerim kalmadı. Efendime söyleyeyim gayrimeşide bu buzluğun elinden çekmediğim de kalmadı. Benim ölümden öte bir köyüm. Ali gibi değerli bir çocuk içinde her şeyi göze alındı. Bir dakika Funda. Ali kaybolduktan sonra mı senin çalıştığın mekan kurşunlandı? Hayır önce. Hayır Ali vardı. Ali vardı. Mekan, Ali vardı. Niye evet. Peki kim kurşunlanıyor? Bunun Ali ile bir ilgisi var yok. Mı? Hayır. Kesin o Ali'den ilgisi. Ali ile ilgisi yok. Peki bak Gülay senin görüştüğün kişi... Senin evine gelip giden kişi o dönemde evet. Yani Mehmet Ali'nin en son canlı yayını da Funda mı söyledi evet. Size? Evet. O canlı yayına senin de haberin var. O gün Gülay ile konuşuyorlar, haberleşiyorlar. Çocuk oradan çıktıktan sonra
Yani bence bak Fundacığım, bence %99.99 Gülay'ın yanına gidiyor. Evet, Gülay'ı da aradım. Evet, günlük 10 sefer gele zaptı. Tamam. Şimdi bak, çocuk ondan sonra, çünkü çocuktan bir daha ailesi haber alamıyorlar ya Fundacığım. Evet, biz de alamadık. Tamam. Çocuk Gülay'ın yanına gidiyor ya o gün. Doğru değil mi? Gidiyor o gün. Evet. %10 sefer geldi. Bizim iş evimiz var. Fundacığım, 10 defa gezdiğinden bahsetmiyorum. Ben olayın, çocuğun bu canlı yayından haberim varsa o gün Funda'yla, pardon, Gülay'la Mehmet Ali'nin, Ali'nin buluştuğundan da haberim var. Doğru mu? Bunlar benden gizli. Abla, açıkçası duymak. Bir saniye. Şimdi o gün çocukla bastınız mı arkadaşlar? İnşallah basmadınız. Bir dakika. Fundacığım, adım adım gidelim. O gün Gülay'la buluşuyorlar ve yasaklı madde mi içiyorlar? Evet, yasaklı madde içiyorlar. Bu da benim tersim. Evet, doğru. Adım adım gidelim. Tamam, yasaklı madde içiyorlar. Yasaklı maddeyi nerede, kimin evinde içiyorlar? Her yerde içiyorlar ablam. Ben de buna tersim. Bırakalım, 5 yıl olmuş, köveliyim. Yani bunu Funda, hiç sen istemem. Funda. Çocuk kaybolduktan sonra Gülay'la buluşuyor, bunu anladık. Sonra yasaklı madde içiyorlar, bunu anladık. Her yerde içtiklerini anladık da Gülay'ın bir evi var. Gülay'ın evinde mi içiyorlar? Senin evinde mi içiyorlar? O kadarını bilmiyorum. Antep'te Gülay'a sormadınız mı Mehmet Ali kaybolduktan sonra ya? Bir konusunu anlıyor. Üstesine üstüne biniyor. Funda Hanım bir şey sordu. Evet, buyurun Funda Hanım. Bitirsin cümlesini öyle soralım ama buyurun. Yani Gülay'a sormadınız mı Mehmet Ali kaybolduktan sonra? O gün ne yaptınız? Nerede içtiniz? Sonra ne oldu? Nereye gitti? Bunu bana soracağına Gülay'a sorsanız. Numaralarını vereyim size, ulaşsanız. İşte benim istiyoruz zaten. Şimdi ama kaçak dövüşmeye gerek yok. Bence Gülay'dan siz bunu öğrendiniz. Bize de söyleyin derim. Bir dakika, bir saniye. Bir Gülaygil bana söylese maddi nerede olduğunu, neydi adı? Gülay'dan. Gülay'dan öğrenin diyorsun. Evet. Ama öğrenin. Biz Gülay'la da konuşuruz. Telefonlarıyla tabii ki iletişime geçeriz. Ama ben senin bildiklerini merak ediyorum. Bu arada cezaevi arkadaşını Fırat'ı da unutmadım. Onu da hazırlayalım birazdan. Lütfen sen kaybolduktan sonra bu görüntülerden de haberdarsan mutlaka ve mutlaka Gülay'la konuşmuşsundur diye tahmin ediyorum. Doğru mu? Funda? Ben size yardımcı oluyorum. İnşallah. Ben yardımcı olduğunu görüyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Sizin bizimle ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum. Yok, teşekkür ederim. Başta Allah, sonra sizlere güveniyorum. Devletimi çok seviyorum. Tamam, peki. Yasa dışı bir şey yapmayı da istemiyorum. Onların da yaptığı yasa dışı şeye ters olduğum için benden gizli çevirdikleri işi aydınlatmanızı istiyorum. İnşallah. Benden gizli çevirdikleri işi aydınlatmamızı istiyorsun gibi esrarengiz bir cümle söyledin. Yani Gülay'la aranızın bozulduğunu bu sizden gizli yapılan işi mi yormalıyız? Gülay'ın felç bir kocası var. Size numarasını vereyim. Ben madde işlerini öğrendikten sonra yuvasını yıktım. Gülay'a Antep yasak. Yani Gülay şu an Antep'te değil. Eşinden ayrıldım Mersin'de. Anladım. Şimdi benim daha soracak çok sorularım var. Yarın sizin tabii mekanda da çalıştığı için yüzünü de göstermek istemiyor. Gülay'a da ulaşmaya çalışalım. Cezaevi arkadaşına daha soru bile soramadık. Onunla konuşacaklarım var. Ama burada Rukiye gözüm içine bakıyor ve sabırsızlanıyor. Rukiye ile ilgili devam edeceğim, merak etmeyin, sizin evladınızla ilgili. İnşallah bütün iddiaları konuşacağız hepsini. Ama bazı noktalarda Funda duruyor. Ya korkuyor adaşınız ya da çekiniyor, bir şey var. Onu da bir çözemedim, anlamadım ama yardımcı olmak da istiyor. Bence Mehmet Ali'nin ya da Orhan Bey'in de hemen bir bakıştık zaten. Biz başına ne geldiğini de bence biliyor. Evet. Rukiye ile ilgili dün ne konuştuk bir hatırlayalım. Rukiye hemen sana...